Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu okumamız beşinci okum oluyor. Herhalde e, Nisan ve Mayıs, Mayıs ayında inşallah bitirmiş olacağız. Geçen ayki okumamızda e, hatırlıyorsanız Öktülmüş'ün hükümdara bazı tavsiyeleri bazı tavsiyeleri vardı. İşte bey nasıl olması gerekir, hükümdar nasıl olması gerekir gibi. şimdi buna yine bir müddet devam edeceğiz. Bunların benzerlerini aslında ait olduğu da görmüştük. Yine ait olduğunun hükümdara tavsiyeleri, öğütleri vardı. bazı beyitler aslında benzer bir şekilde orada da yine geçiyordu. Şimdi 2599. beyit. Ökdülmiş Elike. Yalavaç ıtguka negütek er kerekin ayur. Ökdülmiş hükümdara elçi göndermek için nasıl bir insan gerektiğini, elçi göndermek için nasıl birisi gerektiğini anlatır. Başlığı bu ökdülmişin hükümdara yine elçiyi tasvir ettiği beyitler. Yalavaçtın etlür telim türlü iş, yalavaçtın ötrükelür, kelür iş. Yalavaç elçi demek. Pek çok iş telim türlü iş. Pek çok iş elçiden tanzim edilir. Elçiden düzene girer. Elçi düzenler yani. Pek çok işi elçi düzenler. Yalavaçtın ötrü kelür. Yalavaç elçiden sonra gelir köklü iş, güzel işler, göklü işler, gösterişli işler elçiden sonra gelir. Yani elçinin elinden gelir. Elçiyle birlikte gelir. Ukuşlu kerek, ket yalavaç örü, bilili kerek, sözke bilse yörü. Anlayışlı gerek, ukuşlu, akıllı, anlayışlı gerek. Ket yalavaç örü. Çok mülayim, yavaş tabiatlı, sakin tabiatlı elçi olmalı. Bileyli kerek, bilgili kerek, sözke bilse yörü. Söze yörü, yorum demek, yorum, açıklama, izah. Söze yorum da getirebilmeli, yani sözü açıklayabilmeli. Bilgili olması lazım hem de sözü açıklayabilir olması lazım. Anlayışlı gerek, çok yumuşak halim olmalı elçinin. Bilgili gerek ve söze yorum getirebilmeli, sözü açıklayabilmeli. 2631. beyit. Kitaplar okur hem bilir erse söz, ukar erse şiir hem koşar erse öz. Kitaplar okumalı, elçi kitaplar okur. Hem bilir erse söz, hem söz bilir. Söz bilir olmalı. Kitaplar okumalı, sözden anlamalı, söz bilmeli. Ukar erse şiir. Şiirden anlamalı, okumak anlamak demekti hatırlıyorsanız. Şiirden anlayan olsa, erse olsa burada aslında, şiirden anlayan olsa anlamalı hem koşar erse öz hem özü kendisi koşmak. Burada koşmak şiir düzmek aslında nazmetmek anlamında. Yani hem şiirden anlamalı hem de şiir yazmalı, şiir söylemeli demek istiyor. Koşmak. Eski Türkçede işte bir e, nazım birimi de vardı koşuk diye. Belki duydunuz koşuk. İşte onun da kökü bu koşmak fiili. Koşmak nazmetmek, düzmek anlamında hem şiirden anlamalı hem de şiir düzmeli şiir yazmalı hem kitaplar okumalı hem de söz söylemesini bilmeli elçim. Nücum bilse tıp hem yora bilse tüş anın yormuşu tek sözü kelse tuş. Nücum yıldızlar demek yıldız ilmi burada astrolojiyi kastediyor. Astroloji bilmeli, yıldızlar ilminden anlamalı tıp, tıp da bilmeli. Nücum bilse tıp hem. Yani hem tıp hem de yıldızlar ilminden, astrolojiden anlamalı. Yora bilse tüş. Düş yormasını, rüya yormasını bilmeli. Anın yormuşu tek, onun yorduğu gibi, onun yorumladığı gibi sözü kelse tuş. Tuş gelmek, böyle denk gelmek, örtüşmek demek. Daha önce de geçmişti bu deyim tuş gelmek, denk gelmek, örtüşmek, birleşmek. Onun yorduğu gibi, onun yorumladığı gibi söz de denk gelmeli. Yani yorumladığı söz çıkmalı demek istiyor. Rüya olarak yorumladığı şey örtüşmeli, gerçeğiyle de örtüşmeli, denk çıkmalı. Astroloji bilmeli, tıp bilmeli, düş yormasını, rüya yormasını bilmeli. Yorduğu da yetmez, yorumladığının da çıkması lazım, çıkması gerekir elçinin. Bilir erse sakış, yeme hendese. Yeme da de bağlacıydı. Sakış hesap, sayı. Hesaptan sayıdan matematik burada muhtemelen kastediyor. Matematikten anlamalı, matematik bilmeli. Hem de hendese, hem de geometri bilmeli. Adet cezri kılsa, misahat basa. Adet cezri, bu cezr kelimesi Arapça bir kelime. İşte kök, kare kök. Bir şeyin esası, kökü anlamına geliyor. Herhalde burada işte sayıların, adetlerin kökünü, kare kökünü bilse. Yani biraz daha herhalde işte matematiğin diğer, belki aritmatik veya trigonometri gibi diğer bilim dallarından muhtemelen söz ediyor. Mesaha da e, ölçü ölçü bilimi yani bu da e, yine başka tercümelerine de baktım. İşte kadostra ilmi aslında. Yani coğrafya alanların, mekanların e, dünya üzerindeki yerlerini ve onların işte değerlerini, ölçümlerini yapan bir bilim. Mesaha bilimi Arapçada. İşte bunlardan da alma, anlamalı. Ölçümü iyi bilmeli, kadastroyu iyi bilmeli. Trigonometri diye tahmin ediyorum. Kareköklerle ilgili bilimleri bilmeli. Geometriyi bilmeli. İşte matematiği, sakış, hesap, sayı işini ben anlamalı. Yana nerdü şatranç, bilir erseket. Yine yana tekrar nert tavla demekmiş Farsça. Nerdü şatranç, tavla ve satrançtan anlamalı. Satrancı bilmeli. Çok iyi bilmeli. Ked çok iyi demek. Tavla ve satrançı iyi bilmeli. Harifleri andın olur erse ked. Harif, şimdiki herif kelimesi. Meslektaş, aynı sanatla uğraşan kişi anlamına da geliyor bu herif kelimesi. Yani Tahta ve satrançta oynadığı kişileri yani rakipleri kastediyor burada diğer o işle meşgul olan kişiler andın olur erseket olur yani ondan ulumak fiili bu bildiğiniz ondan inler sızlar yani ondan e, yenilgiye uğrarlar demek istiyor aslında ondan yenilgiye uğramalı demek istiyor elçi tahta ve satrançı iyi bilmeli rakipleri Herif burada rakip anlamına geliyor. Onunla oynayan kişiler. Rakipleri ondan olur. Yani ondan inlerler. Onunla oynamaktan, ona karşı yenilmekten acı çekerler, inlerler. İnlemeli diyor. Yani kısaca tavla ve satrançı bilmeli ve rakiplerini de yenmeli bu oyunda. Çögenke ket erse atar erse ok, yeme kuşçu avçı ajunda ozuk çögen ne demek? Çögen. Çögen bu da Farsçadaki çevgen, çevgan kelimesi. Çevgan ne? Evet, polo oyunundaki işte topu çekmek için kullanılan ucu eğri sopa. Çevgen, çevgan. Bu çevgen kelimesi işte bu 11. yüzyılda falan çögen diye geçiyor. Divan Lugat Türk'te de aynı şekilde çögen diye geçiyor çögemke ked erse. Yani bu sopa bu oyundaki polo oyunundaki sopa da iyi olmalı. Yani bu oyunu da iyi bilmeli. Atar erse ok. Ok atmasını iyi bilmeli. Ok atmalı daha doğrusu. Bu başka bir kısım. Yani çevganda iyi olmalı diyor. İyi ok atmalı. Yeme kuşçu. Kuşçulukta iyi olmalı. Yeme kuşçu, avcı, avcılığı iyi olmalı. Ajun'da ozuk. Ozuk geçkin, üstün anlamına geliyor. Geçmiş, üstün. Yani dünyada dünyada üstün olmalı. Dünyada ozuk. İşte kuşçulukta, avcılıkta, kuş yetiştirmede, avcılıkta çevganda ve ok atmada dünyada iyilerden, üstünlerden olmalı. Kamu tıl bilir erse açsa tili. Eğer dilini açsa, yani konuşmaya bir başlasa, dil açsa, her türlü dili bilir, bütün dilleri bilir. Kamu tıl bilir, her dili bilir. Ne zaman? Açsa tili, dilini açsa, bir konuşmaya başlasa, her dilden anlamalı, her dili bilir. Kamu hatını bilse, bitise eli. Eliyle yazmaya başlasa, bitise, bütün hatları, bütün yazıları bilir bilmeli Bunlar elçinin vasıfları. Bir elçinin nasıl olması gerektiğine ilişkin söylenmiş beyitler. <Sessizlik> 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 Öktülmüş elike bitikçi elimga ne gütek kerekin ayur. Bitikçi katip elimga o da katip demek. Bu bir ikileme aslında. Kutatku birlikte çok ikileme geçtiğini söylemiştim. Bitikçi elimga. Her ikisi de katip anlamına geliyor. Ökdülmüş hükümdara katibin nasıl olması gerektiğini söyler. Şimdi katibi anlatıyor. Katip nasıl olması lazım? Bitikçi ke aygu kerek iç sözün. Küdesse bitikçi üküş ya azın. Aymak söylemek demek aygu kerek. Oradaki gu eki ve arkasından gelen kerek, gereklilik bildiriyor. Yani katibe söylemeli. Aygu kerek tam harfiyen tercüme edersek söylemeli. İç sözün, iç sözün, iç söz ne olur? İçindeki sözler, gizli sözler sır yani. Bu bir birleşik olmuş oluyor, birleşik kelime burada iç söz, sır anlamına geliyor. Yani burada hükümdarı kastederek diyor ki hükümdar katibe sırlarını söylemeli. Yani sırlarını bir şekilde söyler aslında diyor katibe. Katip hükümdarın sırlarını dinleyendir aslında. Küdesse bitikçi üküş ya azın. Küdezmek, korumak, gözetmek demekti. Katip de bunların azını ya da çoğunu, üküş çok, az, azın, azını. Katip de bunların azını ya da çoğunu muhafaza etmeli, korumalı. Korur bir şekilde diyor. Azını ya da fazlasını koruması gerekir kâtibinde diyor. Söylenen sırları. Kalı tutmasa bu bitikçi sözü, bu kâtip sözleri tutmazsa, eğer tutmazsa, sırları tutmazsa yani, beyi sırrı açılır. Beyin sırları ifşa olur, açılır. Bu örter özü. Örtmek, yakmak demek. Yakmak örtmek. Bu örter özü, bu kendisini yakar. Yani eğer katip kendisine söylenen sırları tutmazsa, sözleri tutmazsa, beynin sırrı açılmış olur, dökülmüş olur. Bu da kendisini yakar diyor. Bitikçi bilili ukuşluğu gerek. Katip bilgili, anlayışlı olmalı, anlayışlı gerek. Hatı uz, Belagat, takı edgürek. Yazısı, hatı usta olmalı. Uz usta mahir demek uz. Yazısı, hattı usta olmalı. Belagati de yani konuşması da edgürek daha iyi olmalı. Katip bilgili ve anlayışlı olmalı. Yazısı usta, iyi olmalı. Belagati konuşması da, konuşma sanatı da daha iyi olmalı. Bitik de hat uz bolsa açılır könül. Oku gu kelir baksa avnur könül. Bitik de yani yazıda, mektupta yazıda hat uz bolsa, yazı eğer iyi usta olursa, güzel olursa gönüller açılır. Yazı bu denli önemlidir demek istiyor. Yazının iyi olması, yazı iyi olursa gönüller açılır. Okugu gelir, okuyası gelir. Baksa, bakanın okuyası gelir. Baksa görse okuyası gelir. Gönüller avunur. Mektupta, yazıda yazı güzel olursa gönüller açılır. Bakanın okuyası gelir, gönüller avunur. Belagat bilehat hat, teneşse kala. Teneşmek, böyle denk gelmek, örtüşmek, denk, ten kelimesi kök burada zaten. Eğer belagatle yani konuşmayla yazı örtüşürse, iyi olursa, birbirini denk olursa, idi edgü bu biti, söz tılı. Yazılı söz, İdi edgütel yani pek iyi dil bu biti sözlü bu mektubun yazının dili çok iyi bir dil olmuş olur İdi edgütel pek iyi dildir bu biti sözlü bu mektup ve sözün mektup sözünün daha doğrusu bu yazı sözünün işte dili çok iyi bir dil olur ne zaman çok iyi bir dil olur belagatle hat birleşirse, belagat lahat birbiriyle örtüşürse bu dil çok iyi bir mektup sözü olur. Bor içmez kerek, bolsa kılkı arı, yarasız kılınçı yıratsa arı. İçki içmemeli, içmez kerek, içmemeli, içmemesi gerek. Bolsa kılkı arı, davranışı, tabiatı temiz olmalı. Kılık, davranış tabiat yarasız kılınçı uygunsuz davranışları temiz olarak temiz birisi olarak kendisinden uzaklaştırmalı yıratmak ıratmak ıramak fiili uzaklaştırmak uygunsuz davranışları uygunsuz hareketleri uzaklaştırmalı kendisinden bunlar katibin vasıfları başka bir başlık Öktülmüş elike agıçı ne gütek er kerekin ayur. Ökdülmüş hükümdara agı hazine demekti. Agı, agıçı hazinedar olmuş oluyor. Hazinedarın nasıl bir insan olması gerektiğini ne dair tavsiyeleri, öğütleri var. Öktülmüş'ün. ne diyor? 2751. beyit. Üküş neng körü totmuş erse közi. Neng şey demekti aslında fakat İkinci, üçüncü anlam olarak da mal, eşya, mal, mülk anlamına da geliyor. Nen kelimesi. Nereden başlıyor sizde? 2829. Bir sayfa sonradan o zaman. O zaman sizde bu Hazinedar kısmı atlanmış muhtemelen aşçı başından başlamış. Buradan devam edebiliriz aşçı başına veya 4-5 beyti okuyabilirim öncesini. Okuyayım isterseniz. Bu hazinedarla ilgili Üküş neng, çok mal. Görerek, körü, ü zarf fiil burada, görerek, totmuş erse közü. Gözü, çok mal görerek doymuş olmalı hazinedarın. Yani çok mala doymuş birisi olmalı hazinedar. Yana korkar erse bayatka özü. Yine kendisi özü de Allah'a karşı korkmalı. Allah'a karşı korkanlardan olmalı. Yani bir Allah korkusu olmalı diyor hazin şeyde, Bir de çok mal görmüş birisi olmalı, tecrübe etmiş olmalı. Helal hem haram, adrar erse aça. Helal ve haramı açarak ayırmalı, açıp seçip ayırmalı. Helal ve haramı. Yaralı yarasızını bilse seçe. Uygun ve uygunsuz şeyleri de seçebilmeli, ayırt edebilmeli. Yani helal ve haramı Uygun ve uygunsuz şeyleri de ayırt edebilmeli, seçebilmeli hazinedar. Bitikçi kerek, uz, kamu, hat bilir. Bitikçi burada daha önceden katip anlamına geçmişti. Burada da işte böyle biti, yazıdan, hesaptan anlayan kişi anlamında burada. Bitikçi kerek, yani burada daha terim olarak muhasebeci gibi e, kayda alan kişi anlamında, yani yazıya geçiren kişi anlamında... Bitikçi kerek uz. Uz gerek. Yani muhasebeci iyi bir muhasebeci olmalı. Yazıya iyi geçirmeli. Kamu hat bilir. Bütün yazıları bilmeli. Sakışı bitigin kütesse kalır. Sakışı hesabı ve onun kaydını yazısını yani iyi muhafaza ederse kalmış olur. Geride bırakmış olur bunları. Bitikçi küdezkü kiriş hem çıkış. Muhasebeci kiriş ve çıkış burada gelir gider anlamına geliyor. Girenler ve çıkanlar yani. Gelir giderleri iyi muhafaza etmeli, iyi hesabını tutmalı yani. Bitigin küdezgü kamu türlü iş. Her türlü işin, her türlü işin yazısını bitigin, yazısını muhafaza etmeli, korumalı, kayda geçirmeli yani her türlü işi yazıya geçirmeli. Bilir bolsa kıymet, ol arsıkmasa. Arsıkmak aldanmak demek. Bunun kökü de armak fiili. Armak aldatmak anlamına geliyor. Arsıkmak aldanmak dönüşlü. Kıymet bilir olmalı, değer bilir olmalı. Aldanmamalı. Bilir bolsa kıymet, ol arsıkmasa. Kıymet bilmeli. Kıymet bilir olmalı, aldanmamalı. Satığda, tavığda. Satışta, alışverişte. Tavı alışveriş demek. Alışverişte nene alsıkmasa. Neng mal demekti. Bu malı elinden kaybetmese, Almak fiili buradaki. Alsıkmasanın, alsıkmak fiilinin kökü almak bildiğiniz. Yani elindeki malı kaybetmemeli diyor zarara uğramamalı, mal konusunda zararlı çıkmamalı alışverişte. Kıymet bilmeli, aldanmamalı, alışverişte malını kaybetmemeli, zararlı çıkmamalı yani alışverişte. Ne gü ötünü alsa, ötünü ödünç demek. Neyi ödünç alsa, yana berse terk. Terk, hemen çabuk demekti. Neyi ödünç alsa hemen vermeli. Yani ödünç aldığı bir şeyi hemen akabinde geri vermeli. Anar belgelernen kaçan kolsa terk. O ne zaman, her zaman istediği bir şeyi ona verirler o zaman. Yani ödünç aldığı bir şeyi hemen geri iade ederse, akabinde tekrar verirse, o ne zaman bir şey isterse, kolmak istemek demekti, ne zaman bir şey istese, ona verirler. Yani ödünç aldığını verirse ona bu her istediğini de verirler diyor. Ökdilmiş elike aş aşbaşçı hansalar ne gütek er ne gütek kerekin ayur. Ökdilmiş hükümdara aşbaşçı aşçıbaşı yani. Hansalar da aynısı. O da aşçıbaşı demek. O da farsça. Han hon hon sofra demekti. Honsalar da Farsça'da sofra kuran anlamına geliyor. Sofracı başı yani aşçı başı. Ögdilmiş hükümdara sofracı başının yani aşçı başının nasıl olması gerektiğini söylüyor. Üç beyt almışım burada örnek. Kişide talusu köni çın kişi. Kişilerden seçkini talu, talu seçkin demekti. Kişilerin kişilerden seçkini köni çın kişi. Doğru. Doğru kişi. Dürüst kişi üdürgü. Üdürmek, seçmek, ayırmak demek. Yani kişilerden seçkin olanı, doğru ve dürüst kişiyi seçmeli. Üdürgü. Seçmeli. Anar bergü, aş, su, işi. Aş, su, aş ve su. Yani yiyecek, içecek diyor. Yiyecek, içecek işlerini ona vermeli. Kime vermeli? Kişilerden seçkin olanı. Doğru dürüst kişileri ayırt etmeli, yiyecek ve içecek işlerini ona vermeli. Yani bu aşçı başılık işini bunlara vermeli. Munar keçki eski tapuçı gerek. Burada da keçki ile eski ikileme. Keçki eski, eski anlamında de. Buna eski bir hizmetkar gerek, bu işe. Eski bir tapuçı hizmetçi eski bir hizmetçi gerek. Açını süçünü, aşın berse terk. Açını süçünü, bu da bir ikileme. Bu da böyle işinden zevk almak. İşini tatminkar bir şekilde yapmak, zevk alarak yapmak anlamında bir ikileme. Zevk alarak yemeğini, aşını, yemeğini hemen vermeli. Hemen vermesi gerekir, hemen vermeli. Bu iş için yani aşçı başılık için eski bir hizmetkar gerek eski hizmetkarlardan seçmeli bunu. Yemeğini de aşını da hemen zevk alarak vermesi lazım. İşini sevmesi lazım diyor. Törüçe yorusa tapu kılsa öz. Usulünce hareket etmeli. Yorumak, yürümek, hareket etmek, yaşamak anlamlarında. Töre, töreye göre, usulüne göre hareket etmeli kendisi tapu kılsa öz, kendisi hizmet etmeli. Kirür de çıkar da köni tutsa köz. Giriş ve çıkışta, giriş ve çıkışta köz köni tutmak diye bir deyim burada. Gözünü doğru tutmalı. Yani gözünü önünde tutmalı. Sağa sola bakmaması lazım. Kendi işine bakması lazım. Gözünü düzgün tutması lazım. Gözünü başka yerlere sağa sola çevirmemesi lazım anlamında. Usulüne göre hareket etmeli, kendisi hizmet etmeli, giriş ve çıkışta gözünü başka yere kaydırmamalı, önünde işi önünde olmalı. Şimdi bunlar hep e, Öklilmişin, hükümdara tavsiyeleri. İşte baştan beri, diğer geçen aydan beri hükümdar, bey, işte bu buraya kadar katip, elçi, aşçıbaşı, Hazinedar bunların nasıl olması gerektiğini anlattı. Şimdi hükümdarın sözleri geliyor. Eli cevabı ögdülmüşe, Hükümdarın ögdülmüşe cevabı. Bu sözler işitti, sevindi Eli. Dua kıldı Rab'ka, kötürdü Eli. Bu sözleri işitti hükümdar. Bu sözleri işitti, sevindi dinleyince. Dua kıldı Rab'ka, kötürdü eli. Eli kötürmek. Kötürmek ne demekti? Kaldırmak demekti. Elini kaldırdı, ellerini kaldırdı. Rabbine dua etti diyor. Bu sözleri işitti, öktürmüşten bunları dinledi, sevindi. Ellerini kaldırdı, Rabbine dua etti. Kamu edgülükte takı artukı. Bu ögdülmüş ol. Andı kömlüm tokı. Her iyilikte, kamu etgülükte, her iyilikte taka artuku ve fazlasında. Artuk, artık yani fazla. Artık her iyilikte ve fazlasında. Bu ögdülmüş ol. Bu öklülmüştür. Şimdi gönlüm toku. Şimdi gönlümün tokluğu, yani gönlümü doyuran gönlümün tokluğu bu öklülmüştür diyor. Ökdülmüş'ten bütün bunları dinleyince, bu güzel nasihatleri alınca, her iyilikte ve daha fazlasında, iyiliğin de fazlasında, gönlümün toku, gönlümü doyuran işte bu Ökdülmüş'tir diyor şimdi. Yani Ökdülmüş'ün bu tavsiyelerinden çok tatmin oluyor hükümdar. Munu berding andı mana sen ata, kılur <laughs> men munun şikri yüz min kata. Kata defa kere demek kez kata. Munu berding andı mana sen ata. Şimdi bunu sen bana ata vermek ihsan ettin. Ata ihsan demek Arapça. Şimdi bana bunu sen ihsan ettin, bağışladın. Kılur men munun şükri. Bunun şükrünü kılıyorum. Yüz bin kata, yüz bin defa bunun şükrünü eda ediyorum diyor hükümdar. Bana şimdi bunu ihsan ettin dedi, Öktürmüş'ü kastediyor. Yani Öktürmüş kendisini Allah'ın bir ihsanı olarak görüyor. Ben de şu anda diyor bunun yüz bin defa şükrünü kılıyorum, şükrünü eda ediyorum. Bana güç ver andı öteğin hakın. Bana şimdi güç ver Öteyin hakkın, hakkını ödeyeyim. Şimdi bana güç ver, hakkını ödeyeyim. Sevinsü mana bolsu könlü yakın. Sevinsin, yani onun hakkını ödeyince sevinsin, gönlü bana yakın olsun, bana daha da yakınlaşsın. Sevinsü mana bolsu könlü yakın, bana gönlü yakın olsun. Devam ediyor hükümdar. Sözü kesti eli, serindi turu. Serinmek, sabretmek, sessiz kalmak. Sözünü kesti, hükümdar sözünü kesti. Turu sevindi. Yani kalkarak, turmak kalkmak demekti. Kalkarak biraz sessiz kaldı. Kalkıp sessiz kaldı. Biraz sabretti, sustu yani. Yer öpti tapukçısı, koptu örü. Örü kopmak örü, örü yukarı demekti. Örü kopmak o da ayağa kalkmak anlamında. Yer öptü tapu uçası, hizmetkarı yeri öptü, örü koptu, ayağa kalktı. Yani önce hükümdar sözünü kesti, sözünü bitirdi, kalkıp biraz sessiz kaldı diyor, biraz sustu ayağa kalkıp. Sonra onun arkasından hizmetkarı yani ögdülmüş ayağa kalkıp, yeri öpüp ayağa kalkıyor. Turup çıktı andın sevinçli bolup atın mindi geldi evinye turup. Kalkıp çıktı turmak kalkmak kalkıp çıktı oradan sevinçli olup yani sevinçli bir şekilde oradan kalkıp çıktı mekandan. Atın mindi atına bindi geldi, geldi evinye turup kalkıp evine geldi. Bu Ögdilmiş'e anlatıyor şimdi. Ögdilmiş o huzurdaki konuşmalardan sonra hükümdarın yanından ayrılıyor. Sevinçli bir şekilde, huzurlu bir şekilde evine dönüyor. Kıyıksız keçe tanga kıldı tapu, yaradı tapu açtı, yaradı tapu açtı de devlet kapu. Kıyık, kıyık dönek demekti. Dönek, caymış olan yani. Kıyıksız olunca, dönmeden sadakatle evet sadakatle diyebiliriz sadakatle dönmeden yani caymadan keçe tangda gece gündüz tan sabah gece 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 sabah gece gece akşam gece gündüz tapu kıldı hizmet etti yani öğdürmüş hükümdarın yanından huzurla ayrılınca artık gece gündüz hizmet etmeye devam ediyor özverili bir şekilde sadakatle sabah akşam hizmet etti tapu kıldı Yaradı tapu. <laughs> Yaramak, uygun olmak demek. Yaradı tapu. Hizmeti fayda getirdi. Fayda sağladı yani hizmeti. Açtı devlet kapı. Ve ikbal kapısını açtı. Onun için, öldülmüş için ikbal kapısını açtı onun hizmeti. Onun hizmeti fayda getirdi yaradı, takdir edildi, değer gördü yani ve saadet kapısını, ikbalin kapısını açtı ögdürmüş için. Şimdi devam ediyor. Aradan yine beyitleri atladım ben burada. Eli bir gün oldurup kör ögdülmüşi okudu, ayıttı keçer gün işi. Hükümdar bir gün oldurup otururken oturup Kör Ögdülmiş'i okudu, Ögdülmiş'i çağırdı, davet etti. Okumak, davet etmek, çağırmak. Hükümdar bir gün otururken bak diyor, bak Ögdülmiş'i çağırdı, davet etti. Ayıttı, sordu. Keçer gün işi, geçen günlerini ve işlerini sordu. Keçer gün, geçmiş olan günleri, yani arada bir günler geçti bu şekilde geçen geçmiş günlerini ve işlerin nasıl gittiğini, işlerini sordu Ögdülmiş'e. Ve diyor ki hükümdar, bu yalnız lukunka, özüm eğmenür. Eğmenmek, çekinmek, korkmak, endişelenmek demek, eğmenmek. Bu yalnız lukunka, senin bu yalnızlığına ben endişeleniyorum, korkuyorum senin yalnızlığına. Takı bir eş erse orada sinirinizde iş yazıyor değil mi? O eş olacak kapalı eli. Eş arkadaş burada yani anlamı. Takı bir eş erse sana ay unur. <laughs> unur muktedir. Unmak, gücü yetmek, umak. Muktedir olmak fiili. Unur muktedir, güçlü demek. Ey muktedir diyor Ögdülmiş'e. Senin bu yalnızlığından ben endişeleniyorum takı bir eş erse sana sana bir akran bir arkadaş bir eş olmalı sen gibi diyor. Sen gibi birisi olmalı. Senin bu yalnızlığından ben çekiniyorum, endişeleniyorum. Tile bar mı körgil kadaşlar ara. Kadaş akraba demek kadaş. Belki günümüz <laughs> günümüz Türkçesindeki kardeş kelimesinde buradan gelmiş olabileceği söyleniyor bir re türemesiyle. Kadaş kardeş olabilir gibi. Yani bu görüş şeye göre kardeşle karındaş farklı kelimeler gibi. Yani karındaş başka bir kelime, kardeş başka bir kelime sanki. Tilemek fiili burada aramak, araştırmak demek. Tilemek. Tilemek fiilinin yani şu anki Türkçedeki dilemek fiilinin orijinal anlamı da budur aslında. Aramak, araştırmak, soruşturmak demek. Tilemek. Tile var mı? Araştır bakalım diyor. Araştır var mı? Körgil, kadaşlar ara. Bak, akrabaların arasında. Bak diyor, akrabaların arasında var mı? Araştır. Sana udgu tek. Udmak, uyumak demek. d olmuş. Şimdiki uyumak fiili. Sana uyacak. Sana uyacak gibi bir ayıt kıl köre. sana uyacak birisi, kardeşlerin, akrabaların arasında sana uyacak birisi, senin gibi birisi var mı? Araştır, görerek bak, gör bakalım diyor, araştır diyor. Yani burada hükümdar ögdilmiş gibi birisini daha arıyor aslında. Onun yanına, ögdilmişin yanına koyacağı, o gibi birisini daha bulmak istiyor. Ökdilmiş'e de soruyor. Böyle birisi var mı akrabaların arasında sen gibi birisi? Şimdi Ökdilmiş konuşuyor. Yok ermez, yok değil. Kadaşlar ara bar menin. Akrabalar arasında, benim akrabalarım arasında yok değil, var. Bu yanglı kişi bilgi artuk anın. Bu tarz bir kişi, bu tür bir kişi bilgi, bilik aslında orada iyi düşmüş. Onun bilgisi fazla. Yani bilgisi fazla akrabalarım arasında bu tarzda, bu senin söylediğin gibi bilgisi fazla bir kişi var, yok değil. Kılınçı köni, davranışı, tabiatı doğru. Atı ot kurmuş ol, adı ot kurmuştur. Buradaki ol yine dır anlamında. Tabiatı, davranışı doğru, dürüst, adı ot kurmuştur o kişinin. Kamu edgülükke eli uğurmuş ol. Her iyiliğe eli uğurmak. Eli uğurmak, el vurmak, dokunmak yani. Her, her iyiliğe erişmiştir, ulaşmıştır diyor. Yani her iyilik ondan geçer gibi. Yani ot kurmak, normalde ot kurmak fiilinin kelime anlamı işte uyanmak falan demek. Yani ök dilmiş mesela övülmüş. Övülmüş anlamına geliyor. Ot kurmuş, uyanmış anlamında. İşte ot kurmuş tabii gözü açık, uyanık. Hatırlarsanız ot kurmuş neyi temsil ediyordu eserde? Dört, dört şahsiyet var demiştik eserde. İşte hükümdar, vezir, ait oldu yani vezir. Sonra vezirin oğlu Ögdülmüş. Bir de Odgurmuş vardı dördüncü bir kişi. Odgurmuş Zahit. Zahit'i temsil ediyordu. Şimdi eserde yeni işte bu kişiye geliyor, Odgurmuş'a geliyor. Ökdülmüş burada Odgurmuş'u kendisi gibi birisi, hükümdara yardımcı olabilecek, kendisi gibi birisi olarak tanımlıyor, tarif ediyor hükümdara. Davranışı, tabiatı, davranışı dürüst, adı ot kurmuştur. Her iyiliğe el dokunmuştur. Yani bütün iyilikleri yapmıştır. Devam ediyor yine ögdürmüş konuşmaya, ot kurmuşla ilgili. Velikin evürdi bu dünyada yüz. Lakin lakin evürmek, evirmek, çevirmek yani. Lakin bu dünyadan yüz çevirdi. Kim için diyor bunu? Ot kurmuş için diyor. Turup Burayı da mı atlamışız yoksa? Sonra 49'dan devam ediyor. Hangisinin çevirisi? Anladım. İşte biraz bütün beyitleri hepsini toplayalım deyince biraz problem oldu tabii. Hepsini sizin elinize ulaştıralım deyince. Velikin evürdi bu dünyada yüz. Lakin diyor bu dünyadan yüz çevirdi. Turup taka kirdi, könül kıldı tüz. Kalkıp dağa gitti. Kalkıp dağa gitti. Könül kıldı tüz. Könül tüz kıldı. Yani gönlünü gönlünü düz kıldı. Yani burada söylemek istediği hani gönlünü sadece işte bir yöne çevirdi. Bir şeyle meşgul oldu. Bir şeyle oyalanıyor anlamında. Lakin bu dünyadan yüz çevirdi, dağa gitti. Odgurmuş anlatıyor burada. Dağa gitti, gönlünü düz kıldı. Yani bir şeyle meşgul oldu. Bir şeye gönül verdi diyor. Bayat tapkı birle özün emgetür. Emgetmek böyle acı çektirmek, zahmet çektirmek, emgetmek. Bayat tapkı, tapuğı aslında. U düşmüş orada. Bayat tapuğı birle. Yani Allah ibadeti ile. Allah ibadeti ile özin emgetür. Allah'ın ibadetiyle diyor şimdi kendisini acı çektiriyor. Tapu birle yazuk igin emletür. İk, ik hastalık demekti. İk. Tapu birle ibadetle Tapun bir hizmet anlamı vardı, bir de ibadet anlamı vardı. İbadetle yazık ne demek? Yazık günah demek. Şimdiki yazık kelimesi bu aslında. İbadetle günah hastalığını tedavi ediyor. Emletmek em em ilaç demek aslında. Em ilaç ot. Demek emletmek, tedavi etmek, ilaç vermek. İbadetle günahların günah hastalığını tedavi ediyor. Yani ot kurmuşu böyle tanımlıyor. Allah ibadeti ile kendisine acı çektiriyor, kendisine zahmet ediyor daha doğrusu, zahmet veriyor. İbadetle günah hastalığını tedavi ediyor. Meninde yüz üsteng anın erdemi Bodunda talusu kişi ködrümü. Benden yüz üsten yani yüz defa üste anın erdemi. Onun erdemi, odgur, odgurmuşun erdemi benden yüz daha yukarıda Hı. üste. Bodunda talusu halkın seçkini kişi ködrümü. Kişilerin ve halkın seçkinidir. Odgurmuş için. Benden de ben e, onun erdemi benden yüz defa üste halkın ve kişilerin seçkinidir. Meni birle bolsa menin ol kadaş. Benim ol akrabam, benim o akrabam benimle olsa diyor. Meni birle, benimle, benim ile olsa mening ol kadaş, o akraba benimle olsa kamu işke bolgay anın bilgi baş onun bilgisi anın bileği onun bilgisi bütün işe baş olur yani onun bilgisiyle bilgisi her türlü işe rehberlik eder keşke benimle olsa diyor keşke buraya gelse diyor ökdilmiş Şimdi hükümdar konuşuyor. Ne gün tek kılursen bu işke eti, eti düzen, nizam, intizam. Ne gün tek kılursen, nasıl nasıl yaparsın diyor. Bu işke eti, yani sen bu işi nasıl düzenlersin, nasıl ne edip edip de yaparsın sen bu işi diye övgdirmişe soruyor. Mana yakruber sen anı ay teti. Ey zeki insan, teti, zeki, ey zeki kişi, bana yakruber, yakınlaştır. Sen ana, sen onu bana yakınlaştır. Ey zeki, ey zeki, sen bu işi nasıl yaparsın, nasıl düzenlersin de, nasıl tanzim edersin, nasıl bir yolunu bulursun da, onu bana yakınlaştır, diyor. Şimdi Öktelmiş konuşuyor tekrar. ''Kadaşım barını ötündü özüm. Ötünmek, arz etmek. ifade etmek, arz etmek. Kardeşimin, akrabamın varlığını diyor, barını, varlığını yani var olduğunu. Özüm ötündü, ben sana arz ettim. Böyle bir akrabamın olduğunu sana arz ettim. Kelir mi? Ya kelmez. Açılmaz sözüm. Gelir mi gelmez mi? Sözüm açılmaz. Bir şey diyemiyorum diyor yani. Gelir mi gelmez mi acaba? o konuda bir fikrim yok diyor. Sözüm açılmaz. Kelir mi? Ya kelmez. Açılmaz sözüm. Kala kelse, eğer gelse, gelirse, edgü ağırladı söz. Ağırlamak ne demekti? Hatırlıyorsanız geçmişti bu. İşte şimdi günümüzde ki anlamından biraz farklıydı. Ağırlamak, değer vermek demekti. Değer vermek, ağırlamak. Kalı kelse eğer gelirse edgü ağırladı söz. Yani sizin senin sözünü diyor sözüne değer verdi. Çünkü o hükümdar getirtmek istiyor onu. Eğer gelirse senin sözüne değer verdi demektir. Apan gelmese, apan da eğer demek. Eğer gelmezse bolga yarlı uçuz. Yarlı ferman demek. Yarlık ferman. Uçuz o da değersiz demek. Şimdi Türkçe'de ucuz olmuş. Onun eski anlamasında değersiz. Kolay. Eğer gelmezse bolga yarlı ucuz. Senin fermanın değersiz olmuş olacak diyor. Değersiz görmüş olacak diyor. Yani buraya gelirse senin sözüne değer verdi demektir. Eğer gelmezse fermanını değersiz gördü, ucuz gördü, kolay gördü, değersiz gördü demektir. Şimdi bir başlık. Kün toğda eli odgurmuşka biti bitip ıdmışın ayur. Kün toğda hükümdar odgurmuşa mektup yazıp gönderdiğini anlatır. Şimdi ögdülmüşle bir mektup yazacak hükümdar. Odgurmuşu davet için bir mektup gönderecek. Onu anlatıyor. 3187. beyit. Devat koldu kağıt bitidi bitiyi. Hokka ve kağıt istedi, mektup yazdı. Hokka ve kağıt istedi, biti bitidi. Mektup yazdı, biti birle etti işinge eti. Mektupla işlerine düzen verdi. Eti etmek, düzenlemek, intizam getirmek. Mektupla işlerini düzene soktu. Hokka ve kağıt istedi, mektup yazdı, kendi işlerini mektupla düzene soktu. Bayat atı birle sözü başladı, Allah adı ile söze başladı. Törütken, igitgen, keçürgen idim. Hatırlıyorsanız, geçmişti bu beyit böyle. Yaratan, besleyen ve bağışlayan Rabbim. Allah adı ile söze başladı, yaratan, besleyen, doyuran ve bağışlayan Rabbim. Eligdin selam könül aytu biti Sizde bili yazıyor herhalde. Biti olacak o. T mektup yani. Bitidim esenlik üze ay et ay teti. Eligdin selam hükümdardan selam könül aytu biti gönül sorma Ayıtmanın bir anlamı da sormak demek. Söylemek var, de sormak var. Hükümdardan selam ve gönül sorma mektubudur bu. Bitidim esenlik güzel ay teti, ey zeki. Bunu esenlik üzerine yazdım. Yani senin esenliğini, sağlığını sormak için bu mektubu yazdım. Bir daha baştan alırsak. Hükümdardan selam ve gönül sorma mektubu. Esenlik üzerine, sağlık üzerine, sağlık dileği ile yazdım. Ey zeki, eşittim senin edgü kılkın yanın. Sondaki yan kelimesi, yan, bu da <laughs> şekil, tarz demek. Yani kıl kelimesiyle muhtemelen bu da bir ikileme burada. Senin iyi davranışını ve tarzını, iyi tabiatını işittim ben. Bu ötte, öt neydi? Öd. Zaman, vakit demekti. Bu ötte, de, bu zamanda diyor, bu dönemde, bu zamanda yok ol tep sana tuş tengin. Tuş teng bu da ikileme. Tuş az önce geçmişti. Tuş gelmek, böyle denk gelmek, eş gelmek, denk. Teng de denk demek aslında. Bildiğiniz Türkçedeki denk. Her ikisi de bir ikileme. Denk. Yani bu zamanda diyor, bu zamanda sana denk birisi yoktur diye. Sana denk birisi yoktur diye senin bu davranışını, tabiatını, tavrını, iyi tavrını işittim. Senin işittim mı ıttım bu ökdülmüş şeyi. Akrabanı gönderdim. Itmak göndermek demek. Akrabanı gönderdim bu ökdülmüş şeyi. Yani o akraba öktülmüş. Sözüm ni tegürgey ukup bilmişiği. Sözümü ulaştıracak sana değirecek. Sözümü ulaştıracak. Ukup bilmişi Anlayıp bildiklerini. okumak, anlamak demekti. Anlayıp bildiklerini, yani benden, benim aktarıp da kendisinin anlayıp bildiklerini ve sözlerimi sana ulaştıracak, ögdülmüş. Akrabanı gönderiyorum, akrabanı gönderdim bu ögdülmüşü, sözümü ulaştıracak, anlayıp bildiklerini, anlayıp bildiklerini ve sözlerimi sana aktaracak, ulaştıracak. Kalı bardın erse tapu kılkalı, eğer, kalı eğer demekti. Eğer gittin ise tapu kılgalı, ibadet etmek için gittinse, daha gitmiş de yok durmuş, eğer ibadet etmek için gittin ise tapu kentte kılgıl, bu ol, din yolu, budur, bu ol, budur, din yolu. Eğer ibadet etmek için gittin gittinse kentte, şehirde ibadet et, din yolu budur diyor. Şimdi onu davet edecek şehre. Eğer ibadet etmek için gittin ise tapu kentte kılgıl. Şehirde ibadet et. Din yolu budur. Senin anda tapkun namaz ol biri. Senin orada ibadetin birisi namazdır. Takı biri bir diğeri de ruza tutar uru. Uru oğul demek. Yani nasıl az önce teti Zeki falan diye sesleniyor. Burada da Ey oğul diye sesleniyor aslında. Ey oğul senin oradaki ibadetlerinden bir tanesi namazdır. Birisi de ruza tutmak, oruç tutmak. Ruza oruç. Birisi de oruçtur diyor. Oruç tutmaktır diyor. Yani senin orada başka bir ibadetin olamaz ki diyor. Başka bir şey sen bir namaz kılabilirsin orada, bir de oruç tutabilirsin. Ruze şimdiki ruze kelimesi nasıl? Yok ruze oruç demek oruç. Yani harfiyen tam e, etimolojik anlamı ruze kelimesinin bildiğim kadarıyla ruz gün demek ruz. Sonuna bir ek gelmiş o da Farsça bir ek ruze günlük günlük demek aslında. Yok Farsça Farsça yani ruze günlük işte bir gün tutulan şey yani. Bir günlük oruç içinde bu kelime kullanılır olmuş. Ruze kelimesi. Şimdi bu ruze kelimesi Farsça, şimdi bizim dilimizde kullandığımız oruç kelimesi, bunun bu kelimeyle ilintil ama doğrudan ruze kelimesinden gelmiyor Farsça kelimesinden aslında. Onun daha eski şekli, orta Farsça ya da işte Pehlevi dilinde, orta İrani dillerden ruze kelimesinin eski İrani dillerdeki şekli işte roci diye bir kelime var. Roçik. İşte bu roçeyi kelimesi Farsça'da ruze olmuş şimdi günümüzde. İşte bizim dilimizdeki oruç kelimesi o roçeyi kelimesinin bozulmuş şekli oruç. İşte başa bir ünlü türemiş R ile Türkçede kelime başlamadığı için re bir ünlü türemiş oruç olmuş roçeyi kelimesi. Yani şöyle demek istiyorum. Şunu demek istiyorum aslında. Türkçedeki oruç işte bazen sözlüklerde Farsça ruze diye gösterilir de Farsça ruze'den gelmez. Ruze'nin de geldiği daha eski bir İranî bir kelimeden gelir. Çünkü oruç eski metinlerde de geçiyor, Türkçe metinlerde. Daha eski bir İranî dilden geçme yani. Yani ruze'nin de eski şeklinden gelme oruç kelimesi. Çünkü ruze oruç olamaz. Oruç şekline dönüşemez ruze kelimesi. Ruze Farsça Ya mesela namaz geçiyor işte salat dememiş de namaz demiş mesela namaz Farsça. Yani bunun sebebi şu işte bu e, kelime geçişi de Arapçadan geçen kelimelerin de birçoğu aslında Farsça üzerinden oluyor Türkçe'ye. Ya. Yani Farsça Arapça ile Türkçe arasında da bir köprü aslında. Tabii yani Arapça birçok kelime Farsça üzerinden geçtiği için Farsça şekle giriyor. Bir de bunun dışında doğrudan mesela namaz kelimesi hani... İslam işte Araplara özgü bir din yani oraya inmiş bir din. Oradan değil de Farsçadan geçmiş bize namaz kelimesi. Hocam, coğrafyadan mı Tabii coğrafyadan. Yani Hocam, geçiş bu istikamet üzere olduğu için. O, o o ee, yani Tabi yani. birlikte olmasından yani din de zaten bize yine Fars üzerinden İran üzerinden geçtiği için aslında bu geçiş. Yani kelime alışverişleri de e, Arapçadan geçen birçok kelime doğrudan Arapça üzerinden geçmiyor da Farsça'ya uğrayıp Farsçadan bize geçmiş. Mesela millet kelimesi millet. İşte birçoğunuza sorsam belki Arapça der millet kelimesini. Halbuki millet kelimesi Arapçada sonu bu kapalı T ile yazılır. Arapçada. Halbuki bizde Osmanlı cemetinlerinde nasıl yazılıyor millet? Var mı bileniniz? Açık T ile yazılır. Böyle açık T yani. işte o açık T'li şekil mesela Farsçadır aslında. Yani millet kelimesi Arapçadan Farsçaya geçmiş, Farsçadan Türkçe'ye gelmiş millet şeklinde. Yani birçok Arapça kelime böyle aslında. Farsça üzerinden girme Türkçe'ye. Ile Ramazan tutma... Yok Ramazan Arapça bir kelime. Bir şey yok, Ramazan. Ramazan Arapça. Bu farsça ruze, oruç. Şimdi hükümdar burada okdurmuşu ok davet ediyor. Ve davet ederken diyor ki senin orada ibadetlerinden birisi namazdır, birisi de oruçtur diyor dağda. Bunun da adın anda taat kayu. Adın başka demekti. Bundan başka orada ibadet hani? Kayu, hani demek kayu. Bu kangı kelimesi vardı. Kang, kangı. İşte bu da onun daha da eski şekli. Kayu. Hani hangi? Bundan başka orada ibadet hani? Taat. İbadet hani? Mana körkitü ber. Körkitmek, göstermek demek. Körkitü ber birleşik fiil. Gösteri ver. Bana gösteri ver. Tılın sözleyü dilinle söyleyerek dille söyleyerek bana gösteriver. Orada bundan başka ibadet hani? Bana söyle de göster diyor. Atandı özün, andı zahit atı. Atanmak, adlanmak, adını almak. Senin özün yani sen şimdi zahit adını aldın. Zahit olarak adlandın. Bu atın sana boldu taat yutu. Yut, zarar, felaket demek. Bu adın diyor, senin bu zahit adın sana ibadet felaketi oldu. Yani ibadetin doğurduğu bir felaket oldu bu senin için. Berükkel, oluş kentte kılgıl tapu. Beri gel, buraya gel, bu tarafa gel. Oluş, kent. Bu da bir ikileme. Şehir, oluş, şehir, ülke. Kent de aynı şekilde şimdiki kent kelimesi. İşte bu kent kelimesi de Soğukça bir kelime. Türkçe değil. Kent. İşte bu Cumhuriyet döneminde Türkçe zannedilerek yani şehir kelimesine karşılık olarak şehir Arapça bir kelime işte bilinmediği için böyle eski metinlerde geçtiği için Kutat Kubilik'te, Divan Lügat Türk'te falan bunu Türkçe zannetmişler kent kelimesini. İşte şehirin kelime şehirin yerine şehir kelimesinin yerine bu kent kelimesini kullanalım diye böyle bir dile sokulmuş bu kent kelimesi yeniden diriltilmiş. Ama halbuki bu da soğukça bir kelime. Oluş kelimesinin şimdi Türkçedeki devamını yaşıyor mu bu kelime? ulus kelimesi ama o da şöyle az önce bahsettiğim gibi aynı anlattığım gibi nasıl Arapçadan Farsça'ya geçmiş millet kelimesi dedim mesela açık t olmuş oradan Türkçeye geçmiş. Bu ulus kelimesi de Türkçeden Moğolca'ya geçmiş. Moğolca'da s olmuş ulus. Sonra Moğolca'dan Türkçeye yine ulus olarak gelmiş. Yani biz şimdi Türkçede Türkiye Türkçesindeki ulus kelimesi hangi dilden diye sorsak Moğolca dememiz lazım. Çünkü Moğolca'dan geçme bu şekliyle Moğolca kelime. Nasıl millet kelimesine, Türkçedeki millet kelimesine de Farsça dememiz gerektiği gibi. İşte bu da Moğolca ile Türkçede kelime alışverişlerinin bol olduğu ikili e, yani daha doğrusu eski eski Türkler döneminde komşu oldukları için Moğollarla Türkler, Göktürkler kelime alışverişinin çok olduğu iki dil bu. Moğolca ve Türkçe. Ama benim yani şehirle ilgili işte bildiğim kadarıyla işte bu kent kelimesi var. Yani Türkçe olarak, olarak mı? Evet. İşte uluş kelimesi var ama uluş kelimesi herhalde ülke anlamında diye hatırlıyorum. Memleket, ülke, uluş. Balık var doğru. Balık kelimesi var mesela şehir demek yine balık. Ama bu bildiğimiz balık değil tabii. Bu başka bir kelime. Şehir anlamına geliyor. İyi hatırladınız onu. Balık kelimesi. İşte kent kelimesi. Yok o işte ballı kesrim mi ne, öyle bir şey diye hatırlıyorum sanki etimolojisi siz biliyor musunuz bilmiyorum o şehir şehir adının Yani balıkla ilgisi yok diye biliyorum şehir anlamındaki balıkla. Çanakkale'nin adı nereden geliyor? Onu bileniniz var mı? Ben de bunu geçen tesadüfen öğrendim. Yani kafamda böyle bir nasıl? Hani böyle söyleyişte bazı kelimeleri kendi bildiğimiz yapıda zannedip mesela söyleyiş olarak Çanakkale Çanakkale deyince sanki çanaktan bir kaleymiş gibi. O ses tonuyla söylüyoruz daha doğrusu. İşte o Çan ve Akkale diye iki ilçe varmış orada. Çanakkale o iki adın birleşiminden oluşmuş aslında. Çanmış bir tanesi yerin adı oradaki. Bir tanesi de Akkaleymiş. İki yerin birleşiminden oluşuyormuş Çanakkale aslında. Ama işte ona halk etimolojisi deniyor ya. Biz bazen kafamızda onu başka türlü canlandırıp kelimeyi öyle telaffuz ediyoruz. Mesela öyle bir ses tonuyla söylüyoruz ki Çanakkale'yi. Çanak ve kaleymiş gibi söylüyoruz söylerken de. Çanakkale demiyoruz mesela. Berükel Uluş kentte. Şimdi bu ikilemelerden bazılarının da mantığı şu. Onu da size söyleyeyim. İkilemeleri kurarken bazen ikilemelerden birisi Türkçe birisi yabancı oluyor. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Hani yabancı kelime bazen bilinir ya da bilinmez diye bazen de yanına Türkçesini koyuyor. Yani ikilemeyi oluşturan kelimelerden birisi yabancı birisi Türkçe oluyor. Mesela burada kent kelimesi soğutça, uluş kelimesi Türkçe. Bazen bunu bilerek yapıyor. Yabancı kelimenin bilinmeme ihtimali veya bilinirliğini göstermek için, yanında Türkçesiyle izah etmek için aslında. Şimdi buraya gel diyor, beri gel, beri gel, şehirde ibadet et, tapu kılgıl, uluş kentte hizmet et, ibadet et, kamu etkülükke açılsı kapu, bütün iyiliklere, bütün iyiliklere kapılar açılsın, yani senin orada iyilik olarak yapabileceğin hiçbir şey yok. Sadece ibadet var. Bir namaz kılabilirsin, bir oruç tutabilirsin. Şehre gel diyor, ibadetini burada yap ve bütün iyiliklere de kapılar açılsın. Başka iyilikler yapma imkanı bul burada diye ikna etmeye çalışıyor Odgurmuş'u. Bodunka tusulgıl, mununa yara. Halka faydalı ol. Tusulmak, faydalı olmak. Halka faydalı ol, Mununa yara. Mun ihtiyaç, muhtaç. İhtiyaç sahiplerine yara, faydalı ol. Kadaşka bağır ber, yakınlık ula. Akrabalarına bağrını aç, yakınlık ula. Yakınlık göster. Yani kendisini yaklaştır. Yakınlık ula, yaklaştırmak aslında yakınlık göster, akrabalarına da bağrını aç. Halka, muhtaçlara faydalı ol. Nasıl halkın? Halkın içinde hakka ibadet etme gibi yani. Yani hem ibadet ederek hem de faydalı olarak, iyilik yaparak aslında. Halkın içinde, şehirde. Evet. Yani zahit olursan, daha da olursan diyor sadece namaz ve oruç tutabilirsin. Diğer iyilikleri yapamazsın burada. İyilik yapamazsın ya da. Bunu sözledim, söz bitigin ulam. Bunu söyledim, söz bitigin. Söz mektubunu, söz yazısını. Ulam eksiksiz, kesintisiz demek. Söz yazısını, sözlerimin mektubunu, söz yazısını eksiksiz söyledim. Tükettim sözümünü, kuruttum kalem. Sözlerimi bitirdim, kalemi kestim. Kalemi bitirdim yani, kalem mürekkebi bitirdim diyor. Sözlerimi bitirdim artık burada. takı ma negü erdi erse sözüm dahi buna ilaveten ayrıca sözüm ne ise ne gü erdi ne ise ne erdi erse ne olursa sözüm sözüm ne olursa kadaşın tegürgey tılın ay yüzüm ay ey ay yüzlüm kardeşin akraban diliyle tılın diliyle sana ulaştıracak Tegürgey. Yani diyor ki bu söylediklerimden başka buna ilaveten sözüm olursa sözüm varsa diyor kardeşin, akraban, akraban sana bunları ulaştıracak. Yani öğdilmiş bunları sana anlatacak oraya vardığında diyor. Biti türdi badı üze tamgalap bamak bağlamak demek, bağlamak. Bağlamak fiilinde kökü bu. Bamak fiili. Badı, bağladı. Biti türdü mektubu dürdü. Badı, üze tamgalap. Üzerini mühürleyip, tamga, damga yani. Üzerini mühürleyip bağladı mektubu. Mektubu dürdü ve üzerini mühürleyip bağladı. Sunup verdi, uzatıp verdi. Öktülmüş, aldı, ulap. Öktülmüş, kendini, Oraya katarak yani üstüne e, hükümdarın üzerine vararak kendini ulayarak yani ekleyerek oraya yeltenerek Ögdilmiş aldı. Mektubu aldı. Burada bitti diye tahmin ediyorum. Evet. 3.275. Beyit İşte bir mektup yazıyor. İlerleyen safhalarda Ögdilmiş işte bu mektubu şeye götürecek. od Odgurmuş'a götürecek. Onların arasında bir takım diyaloglar geçecek. Bu böyle birkaç fasıl devam edecek hükümdarın mektuplaşması. Bakalım devamını göreceğiz inşallah. Sizin sorularınız var mı?